Yıllar önce yine Arakan mülteci kamplarına gitmiştim. Baktım kız çocuğun elinde kağıt parçaları var. Düşündüm. Ya burada ekmek yok, elbise yok, ev yok. Bu çocuğun elindeki kağıt parçaları nedir yani? Eğildim, baktım, gördüğüm neyi biliyor musunuz? O kampta, o sefalet içerisinde anne çocuğuna Kur'an öğretiyor. Subhanallah. Cüz sayfası elinde anne çocuğuna Kur'an öğretiyor. Biraz ileride büyük bir baraka gördüm. Niye bu büyük diye gittim, eğildim, baktım. Orayı da mescit haline getirmişler. Cemaatle namaz kılıyor. Şimdi çözdüm dedim ya. Aslında biz buraya yardım için geldik ama bu insanlar bize yardım ediyorlar, mesaj veriyor. Bize şunu söylüyorlar. Biz ekmeksiz yaşayabiliriz, evsiz yaşayabiliriz, elbisesiz yaşayabiliriz ama Kur'ansız ve namazsız yaşayamayız biz ya. Sayın seyirciler, İslam coğrafyasında acılar birbiri üstüne geldiği için sonraki bir öncekini gündemin gerisine itiyor. O coğrafyalardan biri de şüphesiz Arakan. Bangladeş'e sığınan 700 bin civarında Arakanlı Müslüman kendileri için sıkıntılı da olsa yapılan anlaşmaya rağmen topraklarına dönemiyor. Zaten bölgeden gelen bilgilere göre Myanmar yönetimi de halen topraklarda zulmü sürdürüyor. Myanmar yönetimi belki de amacına ulaştı. 300 civarında Müslüman köyünü haritadan sildi, binlerce Arakanlı Müslümanı katletti. 700 bin civarında Arakanlı Müslümanı vatanlarından uzaklaştırdı. Arakanlılar şimdi Bangladeş'teki kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Türkiye bizim için kalpten çalışan tek ülke. Hem Birleşmiş Milletler'de hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda girişimlerde bulundu. Arakanlı Müslümanlara yardım etmek için Bangladeş hükümetiyle de yakın çalışıyor. Türkiye dışında dünya Myanmar'da çözüm bekleyen krizi unuttu, unutmaya çalışıyor. Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Myanmar'a dönmek isteyenler Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda. Ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede Birleşmiş Milletler tarafından verilen belgelerinde Myanmar hükümetinin onay sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor. Anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu. Zaten o anlaşma Arakanlılara güven vermiyor. Arakanlılar köylerini, evlerini geride bırakıp sadece canlarını kurtarmak için Bangladeş'e geldi. Bu insanları çatışmanın içine tekrar göndermenin iyi bir yanı yok. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun gözetiminde geri dönmeliler. Şu anda Myanmar'da güvenlik ortamı görmüyoruz. Myanmar yönetimi de anlaştık diyor ama Arakan'da sürdürdüğü zulüm samimiyetini sorgulatıyor. Arakan'da kalanlar bize Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğine dair haber yolluyor. Kundaklamalar, öldürmeler, tecavüzler sürüyor. Müslümanlardan geriye kalan evleri ve medreseleri yok ediyorlar. Dışarıdan birileri bu bölgeye geldiğinde burada zaten köy yoktu diyorlar. Arakanlı Müslümanları Myanmar'a döndüklerinde kamp yaşamına mahkum etmek istiyorlar.